Sevgili izleyenlerimiz, yeni bir Asfora Kapınızda bölümüyle de bu akşam da yine sizlerle beraberiz efendim. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve nihayet beklenen kar Konya merkez ve ilçelerine düştü efendim. Şu anda beyaz bereketli karşı karşıyayız. Üşüyoruz ama şu güzel tabloda bir nebze de olsa içimizi ısıtmaya yetiyor. Yine bu Erkan kaptı mikrofonu. Aldı kameraman arkadaşı İlhan Kaya'yı, Ömer'i ve bölge müdürü Cengiz abisini aldı. Yine kapıları çalmak için bir akşam vakti gezintilerine başladı. Peki bugün nerelerde kapıları çalacağız efendim? Hemen şöyle nerede olduğumuzu bildirelim sizlere. Kılınç Arslan Mahallesi'ndeyiz efendim. Bu hafta talihli evlerimizi bugünkü bölümümüzde buradan seçeceğiz. Bakalım nasipte kimlerle tanışmak olacağız? Kimlerle tanışmış olacağız böyle İlhancığım? Dilim böyle ne kadar da güzel böyle sürçüyor ama üşüdüm İlhancığım, bana da hak ver. Kılınç Arslan Mahallesi'nde olduğumuz ifade ettik. Talihli ev avına başlayacağız. İlhancığım, baştan peşin peşin konuşalım. Yavaş git, ayarlı git. Hatta ben seni hiç öyle yormayayım. Gel bakalım, böyle gel. Beni oradan da takip edebilirsin İlhancığım. Kayıp düşmene gönlüm razı olmaz. Gel bakalım İlhancığım. Şimdi talihli bir apartmanımızın önündeyiz. Acaba talihli de bir kardeşimizle mi beraberiz? Paşam sen ne yapıyorsun burada? Bir şey yapmıyorum. Arkadaşları bekliyorum. Kimi bekliyorsun? Arkadaşları bekliyorum. Gelecekler mi? Gelecekler. Kaç dakika oldu bekleyeli? 5-10 dakika bile oldu. 5-10 dakika. 5-10 dakika önce de 5 dakika sonra oradayız dediler mi? İzlediler. Dediler mi? Dediler. 10 dakikadır da bekletiyorlar ama. Yani. Olacak, yapacak bir şey yok. Sen burada oturmuyorsun yani, öyle mi? Yok. Bize şimdi bu apartman lazım. Seninle tanıştık o zaman, şöyle bir selamlaşmış olduk. Biz müsaade varsa apartmana gireceğiz. Uygun mudur? Uygundur. Allah razı olsun. Kardeşimiz kıyamadı, bize hemen müsaadeyi verdi. Gel bakalım İlhancığım. Kılınç Arslan Mahallesi'nde olduğumuzu dile getirdik, ifade ettik ama yine bir kez daha şöyle adres etiketinden net bir şekilde izleyicilerimize aktaralım. İlhancığım diyor ki Kılınç Arslan Mahallesi Eskisille Caddesi 108 numaralı apartmanımızın ahanda tam da önündeyiz. İlhancığım benim. Şimdi kapıyı şöyle bir bakalım. Kapı ne yazık ki kapalı. Kapı kapalı. Ama kapı kendiliğinden açıldı ve yakışıklı bir kardeşimiz açtı. Kardeşim merhabalar. Merhaba abi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, şükür, sen nasılsın? Şöyle bir apartmanda çekim yapacağız ama müsaittir değil mi? Sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı yok abi, buyurun. Canım kardeşim, ben genç delikanlılardan böyle her zaman ne yaparım? Şöyle istişarede bulunurum. Bir tane de dedem geçti. İlhancığım gel bakalım. Acaba asansör var mı? Önce şöyle bir asansöre bakalım. İlhancığım asansör yok. Buradan mı başlayalım? Buradan mı başlayalım? İlhancığım nereden başlayalım? Şöyle bir devam edelim bakalım. Gel bakalım İlhan. Şöyle merdiven gidişi de gayet güzel. Şöyle bir çıkalım bakalım yukarıya. Yukarıda bizi acaba bir talihli ev bekliyor mu? İlk şurada, şuradan başlayalım şöyle İlhancığım. Döne döne yukarıya kadar gidelim. Evet İlhan'ım, yine merdivenleri çıkmaya devam ediyoruz İlhancığım. Görmüş olduğun gibi güzel bir çiçek var burada. Tabii ki efendim. Her şey kendi mevsimini yaşar. Şöyle yazın olsaydı da böyle cıvıl cıvıl görüntüsünü görseydik ama olsun. Yaz ayrı güzel, kış ayrı güzel. Sıkıntı yok. Şöyle bir şuradan başlayalım bakalım. 7 numaralı dairemizin galiba önündeyiz. İlhancığım usulü biliyorsun. Anlatmaya gerek yok. Şöyle bir basalım bakalım. Asfora kapınızda. Sizin de kapınız çalınır mı? Çalınabilir efendim yani. Arife tarif gerekmez. Az sonra kapınızda. Çaldık bakalım zili. Acaba talihlilerimiz evde mi? Şimdi acaba bu ışık mıydı, zil miydi? Bir de buna basayım. Ona da bastım. İkisini de garantiledim. Acaba evdeler mi? Ayakkabı trafiği fazla. Şöyle bir bakıyorum. Bir erkek, iki erkek ayakkabı, hatta üç erkek ayakkabısı var. Evet. Evde beyler var demek ki. Ya 2-3 tane ayakkabısı varsa? Bu da bir değişik, çelişkili soru. Şöyle zilimize bir kez daha basalım. Derken, efendim iyi akşamlar. Kusura bakmayın rahatsız ediyoruz ama biz Kanal 42 televizyonundan geliyoruz. Asfora kapınızda diye program yapıyoruz. Şöyle müsaitseniz tanışmak isteriz. İçeriye girmiyoruz. Şöyle kapının önünde şöyle bir tanışıp mümkünse de şöyle nasipte varsa da alışveriş çekleri verip gitmek istiyoruz. Uygun mudur? O zaman müsaadeyi aldık, yemek yiyelim diyor. Abi Allah razı olsun senden gerçekten. Seni şöyle biraz öne alabilir miyiz? Fıstıklara bak, dünya güzelleri bunlar. Maşallah, sizi bir tanıyalım. İsmim Ahmet Kürşat Sarı. Ahmet abimiz ne işle meşguldür? Ahmet abimiz Torku'da insan kaynaklarında çalışıyor. Gayet güzel bakalım. Gün içerisinde yoğun bir mesai harcadı. Aynen, yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Ama günün yorgunluğuna bu dünya güzelleri değer yani illaki. Yeğenlerle vakit geçiriyoruz ondan sonra akşam. Yeğenler. Kaç tane daha var? Sadece iki tane mi? Bir tane daha var, o şu an yemek yiyor. İyi bakalım, senin seri gayet güzelmiş. Fıstığım sen nasılsın? İyi. Okula gidiyor musun sen? Evet. Kaça gidiyorsun kız? Sıfır. Sıfır mı? Anaokulu mu? Yok, birinci. Şey, anaokulu. Anaokulu. Benim. Maşallah, ne güzel. Gel bir de seninle konuşalım. Fıstığım benim. Gel. Kurban olurum ben sana. Senin adın ne kız? Ela.
O birazdan açılır. Biz o zaman ne yapalım? Dayı Bey'le hemen şöyle çekimlerimize başlayalım. Malum sofra bekliyormuş efendim. Biz de daha fazla bekletmeyelim. Hemen bir sebebi ziyaretimize gelelim. Az sonra kapınızda diye bir program yapıyoruz. 4 aşamadan oluşan her biri 25 lira değerinde sorularımız var. Yöneltiyoruz, umut ediyoruz. Şöyle 4'te 4 yaparsınız. Şöyle bir az sonra armağanı bırakır gideriz. İlk sorumuzla başlayalım mı? Başlayalım efendim. O zaman ilk sorumuz gelsin bakalım efendim. Az sonra marketlerden alışveriş yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Peki efendim şöyle son bir hafta içerisinde hiç uğradık mı? Alışveriş çeki var mı? Bize bir haftalık fiş lazım. Uğradık ama şu an fişler komple yok. Yani annem uğruyor genelde. Şöyle teyzemize bir sorsak belki olur ya. Cebinde unutmuştur, çekmeceye bırakmıştır. Şöyle bir istişare yapalım. Çünkü o fiş kazandıracak. Kazandıran fiş yani. Değil. Şeyden baksak internet bankacılığından. İnternet bankacılığına baksak. Cengiz abi farklı bir ne geldi buradan? Taktik geldi. Olur, neden olmasın? Cengiz abi daha kapıları çaldıkça daha neler göreceğiz? Fişler tutulmuyor. Abi. Fişler tutulmuyor. Evet, o zaman ne yapalım şöyle? Akıllı telefonlar bir devreye çıksın bakalım. Az sonradan alışveriş yapılmış mı bir hafta içerisinde? Hemen şöyle banka hesabından şöyle ekstradan şöyle bize bir gösterecekler bakalım. Nasıl? Yo, şifreye bakmıyoruz tabii ki. Dayınla anlaşabiliyor musun? Evet. Dayın her istediğini alıyor mu? Evet. O zaman bu dayı çok sevmen lazım senin, doğru mu? Evet. Başka dayı var mı, bir tane mi? İki tane. İki tane dayı var ama o zaman bu karlı İlhancı birine söyler, o olmaz derse öbürüne gider. Alternatif var. Gel bakalım. Alışamadık mı seninle daha? Gel şöyle. Gel, ben sana kurban olurum. Uy, gitti gitti. Evet evet. Cengiz abim, ben burada hemen seni şöyle bir devreye sokmak istiyorum. İlk defa karşılaştığımız bir sistem. Az sonra marketten alışveriş yapılmış. Hem de dijital ortamda da görünüyor. Evet, Cengiz abim hemen şöyle devreye girdi. Şöyle ekrana da gösterelim mi? Şifre gözüküyor mu bakalım? O zaman şifre vesaire olur. Biz tabii ki gördük. Müdürüm de tescilledi. Problem yok. Bu alışveriş size hiç göstermeyelim o zaman efendim. Özele giriyor yani nihayetinde. Şöyle 25 liralık alışveriş çeki peşin önden geldi. Bir de bir gayet güzel oldu. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Asfora marketleri tercih ediyoruz. Alışverişleri yapıyoruz ama Asfora'mızın birçok kalemde ürünleri var. Beyaz peynirinden tutun sucuğuna, yumurtasına vesaire vesaire. Peki bunları kullanıyor muyuz? Kesinlikle kullanıyoruz yani, alışveriş sebeplerimizden çok biri. Çok güzel, çok güzel. O zaman biz şöyle bir ambalaj görmek isteriz. Peynir tenekesi olur, kova olur, ambalaj olur. Bu konuda annemden yardım almam lazım. Kesinlikle, şöyle teyzemizi şöyle bir rahatsız edeceğiz, kusura bakmasın ama istiyoruz ki efendim şöyle Asfora ailesi olarak kazandıralım. Cimcime, sen bayağı hareketlisin kız maşallah. Daha efendim Asfora ailesi olarak böyle kapıları çaldıkça daha neler göreceğiz böyle. Fiş bekliyorduk. Telefondan gösterildi. Böyle banka hesap ekstrası gösterildi. Daha neler bekliyor bizi Cengiz abim? İşte yani çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir muhabbeti bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Geziyoruz bakalım. Evin içerisinde şu anda efendim hummalı bir çalışma var. Asfora ürünleri aranıyor mutfağın dört bir tarafında şöyle. Sizler de eğer ki hazırlıksız yakalanmak istemiyorsanız efendim, alışverişleriniz bittikten sonra fişlerinizi Erkan gelir diye şöyle bir girişe bırakın. Vestiyerini oraya bırakın gitsin. Daha sonra Asfora ürünlerini kullandınız. Yediniz, tükettiniz afiyetle. Ondan sonra ne yapın efendim? O kaymak kutularını, yoğurt kovalarını, işte ne bileyim sucuğun kenarındaki ambalajını, yumurtanın kolisini hatta şöyle bir köşede durdurun. Geliyoruz. Annem buraya gideceği için evet. Bütün bir temizlik yapılmış. Vay, o yüzden ambalajımız yok. Ama buna nasıl bir çözüm buluruz onu buna düşünüyorum. Buna nasıl bir çözüm buluruz? İşte bizim mutfağa böyle komple ekip olarak girmemiz lazım ama şimdi size biraz daha ben şöyle zaman tanıyacağım. Mutfağı şöyle geniş kapsamlı bir tanıyın. Şöyle buzdolabının içine bakın. Ne bileyim. Mesela atıyorum yumurtası var ama polisi gitti. Onu nasıl? Hiç kutu vesaire hiçbir şey yok mu? Ya işte bir temizlik olduğu için yarın bence gideyim. Bence o temizlik dolabın dışında yapılmıştır. İçinde bence yapılmamıştır. Dolabın içini yani, şöyle bir kolaşan edelim bir kez daha. Bir daha. Sen bir bak abim benim. Sıkıntı yok. Evet efendim, o dillere destan ürünlerimiz. Cengiz abi kaç ürün oldu şimdi abi? Kaç ürün kalemimiz var? Oo, almış başına gitmiş. Yani Cengiz abim oradan öyle bir rakam verdi ki şimdi tek tek onları sayıp anlatmak lazım. Size ben hepsini aklımda tutamam. O kadar akıl bende yok. Yani onun için ne yapıyoruz efendim? Şöyle geliyoruz. Mağazamızı şöyle bir ziyaret ediyoruz. Kaliteyi, ekonomik fiyatları gelip yerinde görüyorsunuz. Alışverişinizi yapıyorsunuz efendim. Erkan demişti diyorsunuz. Ne güzel anlatıyorum değil mi kız? Evet. İyi mi gidiyorum, kötü mü gidiyorum peki? Memnun kaldık mı? Evet, çocuğun da psikolojisini bozmayı başardım. Evet efendim, şu an teyzemiz umreye gidecekmiş. Umreye gitmeden önce malum misafirler gelecek şöyle. Evde bir temizlik çalışması yapılmış. Ürünlerin olmadığı noktasında da şu anda efendim ne oldu? Yetkililer bize bilgi verdi. Bayağı bir gaza geldik, gidiyoruz böyle. İlhancığım, senin cene gelecek.
İlhancığım. İlhanım şu an hayattan bezmiş gibi duruyorsun İlhancığım. Bugün enerjin düşük. Sen soğuğu hiç sevmiyorsun. Ben de yazı hiç sevmiyorum İlhancığım. Soğuk olunca benim için böyle akan sular duruyor. Halen daha içim güp güp ederek böyle bekleyişimiz devam ediyor. Acaba kıymetli ağabeyimiz ne yaptı? Buldu mu ürünleri? Ya da temizliğe kurban mı gitti ürünler? Maalesef ambalajların hepsi atıldığı için eyvah. Bulamadık. Ama işte nasipten öte de yol yok. Ama bundan sonra ne yapalım efendim? Atmayalım. Çünkü bu apartmana bir daha gelebiliriz. Bu kapıyı bir daha çalabiliriz. Garantisi yok. Şimdi o zaman gelelim üçüncü soruya. Evet. Sosyal medya ile aramız nasıl? İyidir. İyidir. Kullanıyoruz. Hangi hesabımız var? Facebook, Instagram. İkisi de var. Şimdi bu iki hesabın herhangi birinde Asfora'yı beğenip takip ediyor muyuz? Şöyle cep telefonları şöyle bir çıksın tekrar yerinden. Acaba Instagram üzerinden takip ediliyor mu? Facebook üzerinden beğeniliyor mu? Asfora marketler zinciri. 21 tane şubemiz var efendim. Konya'mızın dört bir tarafında Konyalılara hizmet etmek için. Halen daha ilk günkü heyecanla profesyonel ekibiyle beraber Konyalılara hizmet vermekten gurur duyuyorlar efendim. Evet, heyecanlı bekleyiş halen daha devam ediyor. Dayın kazanacak mı sence? Evet. Evet dedi. Bence dediği kadar da var yani. Dayısı kazanacak gibi. Asfora ilgili. Evet, Facebook'umuza gelelim şöyle. Bir araştırma yapalım. Hemen arama butonuna girelim şöyle. Hemen bir bakalım, bir Asfora yazalım. Acaba Asfora beğenilmiş mi? Beğenildi mi kız? Beğenildi evet. Mi? Beğendik mi? Asfora'yı beğendik mi? Evet. Harikasın sen ya. 7'den 70'e. Şöyle hemen girelim. Şöyle bir tıklayalım efendim şöyle. Evet. Alalım efendim. İki telefon çıktı. İki telefonla şu anda karşı karşıyayım. Alışverişimiz diyor arkadaşımız. Onu gördük artık. İlk fiş aşamasını geçtik. Allah. İşte aradığım benim buydu. Telefonu aldım efendim şöyle. İlhancığım gel bakalım. Sosyal medya, Facebook üzerinden Asfora marketler zinciri beğenilmiş mi İlhan? Beğenilmiş, beğenilmez mi efendim? Şimdi bu beğeni size bir 25 liralık alışveriş çeki daha kazandırdı. Geldi kıymetli bölge müdürümüz Cengiz ağabeyimden. Üçüncü sorunun karşılığı olarak efendim. Son sorumuz da işte fiş çıksaydı şöyle. O kağıt fiş onun arkasında yazıyordu. Kopya çekerdik ama sorun yok. Sloganımız var bir de bizim. Fişlerin arkasında yazıyor. Reklam filmlerinde tüm Konyalılar böyle beğenerek takip ediyorlar. Dinliyorlar böyle. Acaba siz Asfora'nın sloganını biliyor musunuz? Annemden destek alabilir miyim? Tabii ki efendim. Hiç sıkıntı yok. Üst kata bile çıkabilirsiniz. Tüm konu komşu akrabayı dahi arayabilirsiniz. Sloganını biliyor musunuz? Asfora'nın sloganları. Daray daray dararay dararay diye gidiyor böyle. Tabii ki efendim hiç seyirci hakkını kullanabilirsiniz. Hiç problem yok. Ömer'cim sen biliyor musun Asfora'nın sloganını? Zaten bilmiyorsan yanımda gezme Ömer. Sen biliyor musun kız Asfora'nın sloganını? Bilmiyorum. Çok büyük bir eksik. O öğrenmenin yaşı yok ya, ben sana öğreteyim mi? Gel kız buraya kopya vereceğim ben sana. Dayına söyleme ama, tamam mı? Bu şehrin Asfora marketi var. Evdeki hesap Asfora'ya uyar. Git dayına söyle, tamam mı? Aa hani kopya verdirmeyecektik İlhan. Tamam git sen hadi git. Git söyle söyle. Bana söylediler de. Git kız. Olacak. Dayanamıyorum. Ne yapayım efendim böyle. Evin içindeki çocuk sayısı dakika geçtikçe artmaya başladı. Tabii efendim umre yolculuğu. Kutsal bir yolculuk var böyle. İlhancığım sen ne zaman gideceksin Aslan kardeşim? Ben gittiğimde sana da dualar ettim İlhancığım oradan. Sen hiç merak etme. Nurlu yüzlü bir çocuğum ben. Nur yüzlü bir çocuğum. Kendi kendime az seveyim şöyle. Evet, kapıların önünde beklemeye halen daha devam ediyoruz. Asfora ekibi. Evet, sloganımız hazırlandı mı efendim? İçeriden bir destek aldık. Evet efendim. Ben de hatta içeri bir destek yolladım böyle, umarım gelmiştir. Bak, tekrar mı alsak acaba? Hiç problem yok. Haydi bakalım. Şehirdeki hesap Asfora'ya uyar. Evdeki hesap Asfora'ya uyar. Sen gel buraya sarılı gel. Gel ortalığı karıştırdın. Gel buraya gel. Yanlış kopya vermişsin. Ha, gel dayıyı niye mağdur ediyorsun böyle? Hadi bakalım. Söyle bakalım hadi. Evdeki hesap Asfora'ya uyar. Evdeki hesap Asfora'ya uyar diyorsun yani. Ben de sana bu şehrin Asfora marketi var dersem sen bana ne dersin? Evdeki hesap Asfora'sı. Niye şöyle bir sesin kaçtı böyle? Hadi baştan alalım, bu şehrin Asfora marketi var. Evdeki hesap Asfora'ya uyar. Dedin ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Dayın kaybetti şimdi. Kaybettin dayı. Yok kaybetmeyiz. Şaka kazandı hemen. Bir 25 liralık alışveriş çeki daha Cengiz ağabeyimden geldi. Bunu da paşaya verelim direkt. Paşam benim, çikolataları iyi, kendiliğinden geldi. Efendim sizinle tanışmak gayet güzeldi. Şöyle %75'lik bir mutluluk yaşadık ama bir dahaki sefere inşallah şöyle hazırlıklar tam olur. Kapanışta Asfora ailesine neler söylemek istersiniz? Ekran sizde. Asfora ailesine teşekkür ederiz bize sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı. Mahallemizde de kullanmış olduğumuz bir market. Daha nice başarılarını temenni ediyoruz. Efendim, bu apartmandan çıkmak istemedi gönlüm. Şöyle istiyorum ki bu apartmanda bir ailemize daha kazandıralım. Şöyle bir bakalım efendim, tabii ki dışarısı iyice soğuk bir hal aldı. Böyle ne yapacağız? Fırsatları değerlendireceğiz.
Bakalım şöyle. Şöyle bir çıkmaya devam edelim. İlhancığım ne diyorsun? Alt katta güzel bir yarışma sergiledik. %75'lik bir mutluluk yaşadık ama sence aynı performansı burada da yakalayabileceğiz mi? Denemeden bilemeyiz İlhancığım. Haydi bakalım. Gelelim İlhancığım. Yani daha şu an kapıyı çalmadık ama kapının girişinde öyle bir güzel şöyle eğlenceli bir kapı süsü var ki. İlhancığım zili çalacağım. Vaziyet al İlhancığım. Kenarda dur İlhancığım. Asfora ekibi ikinci kez kapıları çalmaya devam ediyor. Bakalım burada kiminle tanışacağız? Hangi kıymetli hemşerimizle tanışacağız? Ya Allah bismillah. Zili çaldım. İlhancığım ben de kenarda duruyorum. Sen de kenarda dur. Tipim falan düzgün değil mi İlhancığım? Evet İlhancığım. Ve uslu çocuk oluyorum. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet kapıyı çaldık. Şöyle bir bakalım. Ablacığım iyi akşamlarınız olsun. Özür diliyoruz verdiğimiz rahatsızlık için. Biz Kanal 42 televizyonundan geliyoruz. Asfora kapınızda diye program yapıyoruz. Alt katta komşunuzla şöyle bir çekim yaptık ama bir de sizin kapıyı çaldık. Tabii ki efendim biz burada bekliyoruz. Evet. Ablamız kapıyı açtı. Şöyle bir malum akşam herkes ev halinde olduğu için biz de biraz müsaade istedi şöyle. Çok güzel İlhancığım. Kapı açılınca kıymetli ablamızla tanışacağız. Bakalım 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 burada da umduğumuzu bulabileceğiz mi? 4'te 4 yapacaklar mı? Bizler ne yapalım efendim? Kıymetli ablamızın gelmesi için bekliyoruz. Haydi bakalım. Ablacığım, şöyle ne yapacağız şimdi? Meramımızı anlatacağız. Öncelikle ablacığım kapını açtın. Bizleri buyur ettiğin için sana teşekkür ediyoruz. Şu kıymetli ablamızı biz bir tanımak isteriz. Ayşe Şengül. Ayşe ablamız telefon senin mi çalıyor? Çalıyor. Telefona bak ablacığım. Merak içerisinde kalmasınlar şöyle. Gayet doğal programlar sergiliyoruz efendim. Birbirinden kıymetli ablalarımızla, abilerimizle tanışmalarımıza devam ediyoruz. Ablacığım vallahi sana bol rahatsızlık verdik biz. Özür diliyoruz kusura bakma. Kaldığımız yerden devam edelim o zaman. İsim nedir ablacığım? Ayşe. Ayşe ablamız maşallah bu çok hareketli böyle. Evet çok çok. Ablam benim akşam vakti geldik kapıya. Ocakta yemek falan var mı? Müsaitlik durumun ne? Müsaitim, müsaitim buyurun. Hemen şöyle derdimizi anlatalım. Asfora kapınızda diye bir program yapıyoruz ablacığım biz. Çocuk duramıyor maşallah hareketli. Onu teslim ettik tamam evet. Sıkıntı yok. Ablacığım biz Asfora kapınızda diye bir program yapıyoruz. Sizin gibi kıymetli Konyalı hemşehrilerimizle tanışıyoruz. 4 tane sorumuz var. Hepsi her biri 25 lira değerinde olan. Evet. Müsaitseniz eğer yarışmamıza başlayalım hiç uzatmayalım. Yarışmadayız şimdi yani. Yarışmadayız. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Haydi bakalım o zaman gelsin ilk soru. Efendim Asfora marketlerden alışveriş yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Çok sürekli güzel. Oradan yapıyoruz. Çok güzel. Peki bir hafta içerisinde hiç alışveriş yaptık mı? 3-5 kere yapmışızdır. Peki onun fişi duruyor mu ablacığım? Vallahi vardır muhtemelen. Sana zahmet ablacığım bir karıştırabilir misin? Bu yüzü güler kıymetli ablamız istiyoruz ki kazansın. Kazansın efendim şöyle. Maşallah yavru ne kadar hareketliydi öyle. Efendim öyle bir enerji aldık ki buradan gerçekten ablamızın maşallah diyelim enerjisine yüzü güleç böyle bizi kapıda bırakmadı. Acaba fiş de gelsin şöyle değil mi? Bizim de yüzümüz gülsün. Ablacığım benim. Hemen şöyle oho kredi kartı slipleri falan da geldi. Halen daha geliyor. Abim benim. İyi ki atmamışsınız bunları. Yok daha çok yani. Biz seni önce... Hala daha da geliyor. Çok güzel. Cengiz abim burada sen devreye giriyorsun. Hemen şöyle bölge müdürümüz Cengiz abimiz şöyle bir incelesin bakalım çekleri. Fişleri çek fiş. Çek fişi çağırdı. Var yani aramam lazım. Ne diyorsun Cengiz abi? Çok güzel. Bereketli olsun. Efendim bu fişler, bu atmadığınız fişler size hemen bir 25 lira önden peşin peşin kazandırdı. Fişleri atmayın efendim. Bakın ablamız atmamış bir köşede saklamış kazandı ilk soruda. Gelsin ikinci soru. Asfora marketlere madem gidiyoruz peki Asfora marketlerin kendi ürünleri var. Yoğurt var, kaymak var, yumurta var kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz yani ekonomik olduğu zaman fiyatları karşılaştırıyoruz. Eğer fiyatlar uygunsa tereyağını falan alıyoruz yani. Peki efendim çok güzel. Asfora markasıyla evde bir ürün var mı? Varsa şöyle yarım dahi olsa bitmiş dahi olsa kovası lazım, ambalaj. Ablacığım vaktimiz var biz seni bekleriz. İstiyoruz ki efendim bu kıymetli ablamız ikinci soruda da kazansın şöyle. Abim bir de seni tanıyabilir miyiz şöyle? Senin isim nedir? Hakkı Gülberm ismi. Hakkı abimiz nasıldır inşallah iyidir? İyiyiz Allah'a şükür bakalım. Maşallah emekli. Abim benim. Çok güzel. Nereden emekli oldun? Tapu dairesinde. Tapu dairesinde. Eski vallahi memurlardan sizin. Evet. Maşallah. Ama olur mu? Ablacığım bu değil de Asfora'nın kendi ürünü olacak. Herhalde çıkarıyorum paketlerini başka şeylere aktarıyorum. Evet. Evet. Sana ablacığım ben az daha zaman vereceğim. Bir daha karıştır. Ben senin kazanmanı istiyorum. Yok mudur?
Eyvah. Yani var ama ben işte paketlerini değiştiriyorum. Buna biz canı yürekten inanıyoruz ablam ama inşallah bir sonraki çekimlerde diyelim artık. İnşallah. Üçüncü soru gelsin şöyle. Gelsin. Sosyal medya kullanıyor musun ablam? Kullanıyorum. Facebook, Instagram hangisi var? Instagram'da var, Facebook'ta var. Peki çok güzel. Az sonra marketler Facebook ve Instagram üzerinden beğenip takip ediliyorum. Bana bir çıkart istersen ablacığım. Olur. Şöyle bir bakalım. Belki de beğenildi. Yani malum efendim artık Konyalılar'da bu artık geleneksel hale gelmeye başladı. Alışverişe çıkmadan önce ne yapıyorlar? Hemen Asfora'nın sosyal medya hesaplarına giriyorlar. Hangi üründe hangi indirimler var? Haftalık indirimleri, tüm artık kampanyaları Asfora'nın sosyal medya hesaplarından takip ediyorlar. Çıkmadan önce listeyi yapıyorlar. Daha sonra Asfora marketlerin kapısını çalıyorlar. Ablan şu an Asfora sosyal medyada aramaya başladı. Facebook açıldı. Arama butonuna Asfora AVM yazılıyor. Beğenmemişim maalesef. Cengiz abi benim yine burada sakarlığım tuttu. Beğenmişim. Cengiz abi elime mani olamıyorum ben. Cengiz abi elime mani olamıyorum. Gel bakalım İlhancığım. Abi Asfora yine beğenildi. İşte oluyor efendim yani. Ne olacak? Ablam yıllardır Asfora'yı tercih ediyor. Kızım da diyor ki hiç git siz illa oraya bellemişsiniz diyor oraya gidiyorsunuz. Şimdi efendim Asfora'ya geldiğiniz kadar var. Şimdi bu Asfora beğenisi de 1.25 lira daha kazandırdı. Cengiz abim benim. Hemen geldi. Şimdi ablacığım fişe atmadın değil mi? Çok güzel. Şimdi dördüncü soruda fişten kopya çekeceğiz. Tamam. Asfora'mızın bir sloganı var. Fişin arkasında da yazıyor. Ara bul ablam şöyle. Bu onu bize bir söyle. Benim gözüm görmez ki. Hemen şöyle memur ağabeyimden destek alalım. Logonun altında yazıyor mesela şöyle. Ne yapalım? Canlı canlı alalım. Şurada yazıyor bak ablam. Aynen öyle. Hesap. Evet ablam. Asfora'ya uyar. Göz görmüyor. Hemen evdeki alalım. Hesap Asfora'ya uyar. Asfora'ya gidin arkadaşlar. Biz çok memnunuz. Hakikaten memnunuz yani. Ben demiyorum efendim. Ben vatandaş söylüyor. Bir evet. Vatandaş söylüyor. Evet. Bu sloganda ablamıza bir 25 liralık alışveriş çeki daha yani, kazandırıyor. Güle güle günlerde kullansınlar. Gerçekten çok temiz. Çalışan elemanlarından çok memnunuz. Bazen eşim olmadığı zaman eve kadar getiriyorlar. Çok kırmıyorlar. Güzel. Daha ne olsun? Teşekkür ederim. Her zaman için. Allah razı efendim, olsun. Bu atmadığınız fişler. Beğendiğiniz sosyal medya hesabı ve söylemiş olduğunuz slogan size 75 lira kazandırdı. Güle güle günlerde kullanın. Kapanışta ederim. Son olarak eşe dosta neler söylemek istersin? Var mı senin? Asfora'ya gidin bakın Asfora bu türlü de kazandırıyor. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Rica ederiz ablacığım. Kapını açtın, sohbetini ikram ettin. Bizler de size ayrıca teşekkür ediyoruz. Efendim kıymetli ablamızı, ağabeyimizi bırakıyoruz. Kapanış için beraberiz. Haydi bakalım devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz geldik bir Asfora Kapınızda bölümünün bu akşamlıkta. Sonuna efendim iki kıymetli ailemizle tanıştık. %75'lik mutluluklar yaşadık. Umudumuzu yine bir sonraki evlerimize sakladık efendim. Bana bu yolculukta eşlik eden değerli kameraman arkadaşım İlhan Kaya, asistanımız Ömer'e ve bölge müdürümüz Cengiz ağabeyimize canı yürekten teşekkür ediyoruz. Ayrıca efendim ben bu bölümün yarısında denk geldim. İşim vardı izleyemedim. Çocuk ağlıyordu izleyemedim diye düşünüyorsanız eğer efendim kaçırmış olduğunuz tüm bölümlerinde Asfora Kapınızda bölümlerini Kanal 42 YouTube adreslerini ziyaret ederek izleyebilirsiniz efendim. Bu akşam da bizden bu kadar. Farklı bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.